Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size bu haberimizde propolisten ve sağlığımıza faydalarından bahsedeceğiz. Propolis aslında arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddelerden meydana geliyor. Doğada bilinen en güçlü doğal antioksidan. O kadar güçlü ki nardan 80 kat, soğandan 100 kat, sarımsaktan 110 kat daha güçlü bir doğal antioksidandan bahsediyoruz. Arılar propolisi ağaçlardan toplayıp kovanda her petek gözünün dibini propolisle kaplıyorlar. Propolis'teki doğal antioksidan maddeler aynı zamanda antibakteriyel, antifungal ve anti e, paraziter özellikler de gösteriyor. Arı ürünleri uzmanı Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı ham propolisin tüketime uygun olmadığını belirtirken tüketilebilmesi için özel işlemlerden geçip özütlenmesi gerektiğini söylüyor. Mutlaka özütlenerek içerisindeki saf fenolik flavonoidlerin yani antoksidan maddelerin elde edilmesi ve mumunun uzaklaştırılması gerekiyor. Bakın bu elimdeki de propolisin Özüt yani damla formu, bal mumu uzaklaştırılmış. O zaman bu haliyle vücudumuz propolisi sindirebiliyor. E en az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten bağışıklığımızı güçlendirmek için günde en az 10 damla çocuklara vermeliyiz. Yine kendimizde en az 20 damla kullanmalıyız. Eğer kronik bir hastalığımız varsa o zaman %20'lik ya da %30'luk formülleri tercih etmeliyiz. Propolis'in sağlığa etkileri saymakla bitmiyor. Kanser tedavisinden tutun da şu içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi döneminde bağışıklığı arttırıcı etkilerinden de bahsetmek mümkün. Düzenli her gün tüketildiğinde gerçekten vücudu sağlıklı ve zinde tutan, bağışıklığı güçlendiren doğal bir madde baş boyun kanserleri, meme kanserleri, mide bağırsak kanserleri, gırtlak yutak kanserleri gibi çok çeşitli lösemi gibi çok çeşitli kanser türlerinde hem çocuklarda hem yetişkinlerde yapılmış çalışmalar propolisin hem kanser döneminde vücudun aldığı tedavilerin yan etkilerini azalttığını gösteriyor hem de tedaviyi desteklediğini yani kanserli hücrelerin yok olmasını o süreci hızlandırdığını böylece aslında tedaviye de yardımcı olduğunu gösteriyor. Propolisin prebiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemini güçlendirerek bağırsak sağlığını da koruduğu belirtiliyor. Mesela alt ve solunum yolu enfeksiyonlarında, akciğer enfeksiyonlarında zatüre gibi, bronşit bronşiolit gibi ve yine kulak burun boğaz enfeksiyonlarında, sinüzit gibi enfeksiyonlarda tedavi destekleyici olduğunu gösteren çok sayıda yayın var. Propolisin özellikle ağız içi alt ve yaraların oluşumunu engellediği, oluşmuş yaraların iyileşmesini hızlandırdığına dair çok fazla yayın var diş ve diş et hastalıklarında faydasını gösteren yine çok yayınlar var. Hatta şu anda çok gündemimizde olan pandemi döneminde koronavirüsle ilgili bile son iki yılda 20'nin üzerinde propolisle ilgili yayın e, dünyada çıktı. Propolisin etkinliğini kanıtlamak adına birçok üniversitede bilimsel çalışmalar yapılıyor sevgili izleyiciler. Etkinliği kanıtlanıyor. Peki kanser çalışmaları da yapılıyor mu propolisle ilgili? Meme kanseri hastalarında 60 hasta Yine çift kör randomize bir çalışma. Bu hastalar hem tedavilerini olurken iki gruba ayrılarak bir gruba düzenli propolis veriliyor, diğer gruba propolis verilmiyor. Propolis alan grup 3 ay boyunca günde 500 mg propolis alıyor. Çalışmanın sonucunda görülüyor ki propolis alan grup propolis almayan gruba göre hem tedaviye daha iyi cevap veriyor hem de aynı zamanda meme kanseri hücrelerinin küçülmesini de destekleyici olduğu bu çalışmada gösterilmiş propolis. Propolis üzerine yapılan çalışmalarda hastaların beyin fonksiyonlarını da olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. Burada 79 hasta birey katılıyor. 65 yaş üstü geriatri yani yaşlı hastalar. Bu hastalara iki gruba ayrılarak bir gruba 6 ay boyunca düzenli her gün propolis veriliyor. Diğer gruba verilmiyor. Propolis alan grupta bilişsel sağlığın çok daha iyi olduğu, hafızanın daha iyi geliştiği, konsantrasyonun arttığı, dikkatin arttığı ve dolayısıyla beyin fonksiyonlarını propolis'in desteklediği gösteriliyor. Doktor Aslı Elif Tanur Samancı Türkiye'nin dünyada ikinci büyük arıcılık ülkesi olduğunu belirtirken son yıllarda Anadolu propolisinin üretiminin arttığını söylüyor. Peki Anadolu propolisinin ne farkı var? Şimdi Anadolu propolisi bizim kendi coğrafyamızda, kendi ülkemizde ürettiğimiz, Anadolu coğrafyasında ürettiğimiz propolis. Anadolu propolisinin içerisinde en az 15 farklı fenolik bileşen var. Bunların içinde çok değerli bileşenler var. Kafeik asit fenetrester gibi mesela bilişsel fonksiyonları, hafızayı, beyin aktivitesini destekleyen bir özel fenolik bileşen. O yüzden propolis gibi antioksidan maddelerce çok zengin olan doğal bir arı ürününü mutlaka beslenmeye eklemek lazım ki bu saydığımız bahsettiğimiz ve birçoğu sadece propoliste bu kadar yoğun olarak bulunan fenolik maddeleri beslenmemize dahil edebilelim. Özellikle Anadolu propolisinin etkisi diğer propolislere oranla oldukça yüksek. İşte bu da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. İki üniversite hastanesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Hastanesi koronavirüs kliniklerinde ve yine acil bölümlerinde çalışan sağlık çalışanları üzerinde yapıldı bu araştırma. 204 sağlık çalışanı iki gruba ayrıldı. Bir gruba düzenli olarak her gün %30'luk propolis damla verildi. Anadolu propolis damlası. Diğer gruba ise verilmedi. Her gün %30'luk Anadolu propolisi damlasından günde 40 damla alan grupta 102 kişi de 2 kişi koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmıştı. Ama asemptomatik diğer propolis almayan 102 kişi de 14 kişi yakalanmıştı ve orada semptomları ağır olanlar da vardı. %98 oranında koruyuculuk sağlayabilir. Diyorum ki arı varsa hayat var, arıya ve ona bakan arıcılara sahip çıkalım. Sevgili izleyiciler size bu haberimizde Türkiye'de bir ilkten bahsedeceğiz. Bir hastane bünyesinde kuruldu. Medikal arama kurtarma ekibi enkaza gidiyorlar. Hem arama kurtarma yapabiliyorlar hem de Enkaz altında kalan kişileri anında medikal yardımda bulunabiliyorlar. Donanımlı sağlık personellerinden oluşan, Türkiye'de ilk defa organize edilmesini e, düşündüğümüz bir e, yardım e, ekibi. Hem UMKİ eğitimleri hem AFAD eğitimlerini aldıktan sonra yeni çıkan akreditasyon kriterlerine göre de kentsel hafif arama kurtarma ekibi olarak akredite olmaya karar verdik. Bir hastanede kurulan, tamamı sağlık personellerinden oluşan, hem arama kurtarma hem de medikal kurtarma anlamında ya da ileri tıbbi yardım anlamında Türkiye'nin ilk ekibi olduk. Yaralıda daha enkazın altındayken müdahalenin başlaması çok önemli. Çünkü afet sediye ulaştığınızda onu oradan çıkarması en az 6-7 saat sürüyor. Bizim buradaki özelliğimiz şu, biz enkaz içerisinde tıbbi müdahaleyi başlatabilme şansına bağlıyız. Ekibin tamamı doktorlar ve sağlık çalışanlarından oluşuyor sevgili izleyiciler. Türkiye'nin her yerine 7.24 ulaşabiliyor. Elazığ'da meydana gelen depremde de e, aktif bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD'ın yönlendirmesiyle katıldık. En son geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan tahliye tatbikatında da Sayın Süleyman Soylu'nun da İçişleri Bakanımızın da iştirak ettiği. Orada da standımızı açarak diğer gönüllü ekiplerle birlikte katıldık. Peki tıp öğrencileri de katılıyor mu o ekibe? Tıp öğrencileri aslında şu anda ekipte yok. Ama biz bu sene bir şey yaptık, gene ilk defa yaptık. İnternlerin eğitim programı içerisine iki günlük bir UMKE eğitimi sıkıştırdık. Biz istedik ki Türkiye'nin herhangi bir yerinde çalışırken böyle bir afet durumu olduğunda gönüllünün yanında bilinçleri de oluşsun ilk kez Türkiye'de intern öğrenciler olarak bize bu fırsat sunuldu. Artık e, Afet ZD için e, biz de hazırız. Kazazede vatandaşlarımızı hem arama kurtarma hem de medikal tedavisini çok hızlı bir şekilde yapabilme özelliğine sahip bir ekibimiz var. Tüm ekibimiz sağlıkçılardan oluşmakta ve böyle bir ekibinde ekip lideri olmaktan çok gururluyum. Medikal arama kurtarma ekibi olarak görev alan Make aldıkları eğitim doğrultusunda deprem, sel, yangın ve benzeri afet durumlarında afet sedelere anında müdahalede bulunabiliyor. Planlı tatbikatlar devam ediyor. Bu sene biliyorsunuz tatbikat yılı ilan edildi. Fırsat buldukça tatbikatlara devam ediyoruz. Rutin devam etmesi gereken eğitimler var. Bu programlar devam edecek. Görev bize tevdi edildiğinde biz her zaman göreve hazır olacağız. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu kalın.